E kuzum bu böyle birden mi çıktı yani bu iş yemeği? Evet teyzoş, birden aniden oldu. Ada geleyim kızım, ben seni alayım. Gerek yok, ben bir taksi atlar gelirim. Hem geç biter, siz beni beklemeyin, uyuyun, yatın uyuyun. Kuzum sen gelmeden biz yatabilir miyiz hiç zaten? Bak adres versin, adres versin. Ha, adres versin diyor, içimizde sinmez öyle. Yok yok teyzoş, söyle enişteme de şey yapmasın tamam. İyi geceler, öpüyorum, hoşça kal. Az önce masada yaptığın... Et şeyi. Hayır. Şu linç meselesi. Çok iyiydi. Gerçekten mi? Et meselesi biraz garipti. Evet. Hadi masaya dönelim. Ah, Tuğçe'cim, biz adayla bir şeyler konuşuyorduk da sen şöyle mi geçsen? Tabii. Efendim, kahve servisine başlamamızı ister misiniz? İsviçre'den getirdiğimiz özel çikolatalarımız eşliğinde. Güzel, güzel. Bir kahvemizi içeriz değil mi? Tabii, tabii. Olur, olur. Nişan, düğün düşünüyor musunuz? Henüz erken. Erken mi? 3 sene olmuş canım. 3 sene. Koskoca 3 yıl değil mi? Ama nasip Serdar Bey, Süreyya Hanım, nasip, kısmet. Belli olmaz değil mi böyle şeyler? Kısmet. Sen kaçırma. Kızım kaçırma. Yok, yok. Kaçırmam. Çikolata var. Kaçırmayacağım. Afiyetler olsun. Serdar Bey, düşündünüz mü teklifimi? Ne diyorsunuz? Bilemiyorum Bora Bey. Aslında makul görülüyor ama bir ekip arkadaşlarımızla da oturup tartışmamız lazım. Hı. Editoryal yaklaşımın, influencerların yazdığın yazılar çok hoşuma gidiyor. Rada Hanım, çikolata almaz mısınız? Çok kibarsınız. Yarası. Otursana. Ada. Evet, dinleyelim beni. Hanımlar, beyler buradayız. Evet, evet buradayız. Döndük, döndük. Hey millet, baktık mı? Senin gözümü kestim işte. Buraya gelir misin? Ada, hadi. Bora Bey, ne oluyor? Ya şey, çikolata likörlü gibiydi ama acaba şey mi oldu? Yani sarhoş olduğu gibi davranıyor ama. Ben Ada. Yunanlılar dahil. Beni kimse istemiyor. Ama o istiyor. O istiyor ama onun biraz kafası karışık. Erkekler böyle işte. Böyleler. Anneleri olmamızı isterler, oluruz. Arkadaşları olmamızı isterler, oluruz. Böyleler yani. Bora Bey, sevgilinizi sahneden indirseniz mi acaba? Kapı çeneni Tuğçe. Yani bence hiç denemeyelim çünkü direnmeye çalışır. Başka yerlere gidebilir. Oluruz. Bekar erkek güzel kadına, evli erkek her kadına bakar. Özellikle de şişko, göbekli, böyle kır saçlı, saçma sapan tipler daha fenalar. Umarım bütün bunların bir açıklaması vardır Bora. Tude Hanım, Tude Hanım, şimdi aklıma geldi Serdar Bey'in de öyle olduğu, göbekli olduğu falan. Alakası yok, onu söylemedim ama bilemiyorum artık.
kızcağız var. Ben değil. Ben asla olamam. Ben değil. Benim bir arkadaşımın arkadaşının teyzesinin kuzeninin kızı. 3 yıl boyunca kocası onu aptal yerine koymuş. Aptal yerine koymuş. Kızı yemiş. İliğini, kemiğini kurutmuş. Sonra daha iyisini, güzelini, zekisini, zayıfını, sıfır bedenini bulunca tekmeyi atmış, ona yol vermiş. Ya kız baya baya çatlak. Hayır, baştan da iyiydi bu ya. Sen nereden buldun bunu Bora Bey? Ben burada gülünecek bir şey görmüyorum Serdar Bey. Sadece biraz kafası güzel oldu, o kadar. Bir insanın kimliğini biraz da yanındaki kadın tanımlar. Şunu söylediklerine baksana. Serdar Bey. İnsanın kimliğini kendisi tanımlar. Söylediği şeylere gelince. Belki bir bildiği vardır ha. Ne dersiniz? Ya da ada kendisine gelince ona sorarsınız, olur mu? Sorarız, cevap verebilirse sorarız. Ben müsaadenizi istiyorum. Biz sizi rahatsız ettik, kusura bakmayın. Ağrı, vız vız vız, ağrı. Aa, Bora Beyciğim, Bora Beyciğim de gelmiş. Ağrı, vız vız vız. Seni eve götürsem iyi olacak, hadi. Yok, şarkı söyleyeceğiz, karaoke yapacağız. Hadi gel, hadi, hadi karaoke. Ada, hadi. Karaoke, karaoke. Ada. Ada. Vız vız vız, ağrı, vız vız vız. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım. Ağrı, vız vız vız. Ağrı. Sude Hanım, Sude Hanım. O göbekliğe dikkat. Aşk kendi seçer.